Merhaba değerli gençler. Bu videoda sizlere dişçi çarklar, vida ve kasnaklarla ile ilgili konu anlatımı ve soru çözümünde bulunacağız. Haydi şimdi birlikte detaylara bakalım. Öncelikle dişçi çarklarından bahsedelim. Dişçi çarklar çevrelerinde dişleri olan tekerleklere benzeyen düzeneklerdir. Hepimiz biliyoruz bunu. Peki dişçi çarkların bize sağladığı fayda nedir hocam derseniz eğer, bakın şurası çok önemli. Dişçi çarklar hareketin yönünü değiştirebilir. Aynı zamanda İşin yapılma hızını da değiştirir. Yani bize hızlı bir şekilde işi tamamlamamızı sağlayabilir. Peki nerelerde bulunur diyecek olursanız, dişçi çarklar gördüğünüz gibi makinelerin, motorların içerisinde bulunabilir. Aynı zamanda saat düzenekleri içerisinde bulunur. Ve en çok bildiğiniz örnek bisiklet tekerleklerinde dişçi çarklar vardır. Dişçi çarkları şu şekilde ben sınıflara ayırdım gençler. Nedir bu? Ardışık dişliler, zincirli dişliler ve çakışık dişliler. Şimdi ilk olarak ardışık dişlilere bakalım. Ardışık dişliler temas edenler tersine döner, yarıçapı küçük olan çok döner şeklinde özetleyebiliriz. Peki ardışık dişiden kastımız nedir? Gençler birbirlerine temas eden dişlilere biz ardışık dişli diyoruz. Buradaki ardışıktan aslında şöyle akıl yapabilirsiniz. Art arda bakın art arda gelen dişliler. K dişlisi ile L dişlisi birbirine temas ediyor. Bakın şu kısımdan. Tamam mı? L ile de M dişlisi temas ediyor. Kısacası bir ard arda söz konusu durum var. Ardı ardına geliyor dişliler. İşte biz böyle dişlilere ardışık dişliler diyoruz. Bu dişlilerin özelliği şu şekilde. Bakın K dişlisi saat yönünde dönerken K'ya temas eden L dişlisi saatin tersine dönüyor. Yani ardışık dişliler birbirleriyle ters dönerler. L dişlisi ile de M dişlisi birbirine temas ettiği için L ile M ters dönecek. L dişlisi saatin tersine dönüyorsa o zaman M dişlisi ne olacak gençler? Tabii ki de saat yönünde dönecek. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Peki yarıçapı küçük olan çok döner. Bundan kastımız nedir? Örnek verelim hemen. Mesela L dişlisinin yarıçapı R kadar olsun. M dişlisinin yarıçapı da 3R olsun, tamam mı? Kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi gençler, örnek vermek gerekirse L dişlisi 3 tur dönüyorsa 3 tur dönüyorsa M dişlisi kaç tur döner sizce diye soracak soru. O zaman çok basit. Önce yarıçapları arasındaki ilişkiye bakacaksınız. Kaç katlık bir fark var? 3 kat. 3R, R. 3 katlık bir fark var. O zaman şu cümleyi okuyoruz. Yarıçapı küçük olan çok döner. Şimdi yarıçapı küçük olan 3 tur dönmüş ve bu çok hali. O zaman az dönmesi lazım M'nin. Peki ne kadar az dönecek? 3 kat az dönecek. 3 turu 3'e bölerseniz ne çıkar gençler? 1 tur çıkar. O zaman M dişlisi kaç tur döner? 1 tur döner diyoruz. Bununla ilgili formül de var. Bir sonraki slaytta da formülü anlatacağız zaten. Geldik zincirli dişlilere. Zincir düz ise aynı yöne dönecek. Zincir X yapmış ise, bakın şurası önemli. X yapmışsa ters yöne döner. Yarıçapı küçük olan çok döner. Burada da aynısını söylüyoruz bakın. Yarıçapı küçük olan çok döner. Peki hocam zincirin düz bağlanması ne demek diyecek olursanız hemen zincirimizi çizelim şu şekilde. Evet, bunu zincir olarak düşünelim. Çizimler biraz düzgün olmayabilir. Evet bakın düz bağlı bir zincirden bahsediyoruz şu anda. Şu şekilde kesiklerini de oluşturabiliriz zincirin. Düz bağlı zincirler nasıl döner diyecek olursanız K dişlisi saat yönünde dönüyorsa L dişlisi de saat yönünde döner. Yani aynı yöne dönerler. Düz zincir aynı yöne döner. Peki zincir X yapmışsa ters döner diyoruz. Bu nasıl olur? Hemen çizelim. Bakın X yapacak şimdi. Evet. Bakın bunu da bir zincir olarak düşünelim. Şu şekilde bağladığımızı hayal edelim. 8 yapmış ya da x yapmış şeklinde düşünebilirsiniz. Evet, şu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi şurada x işareti var gençler. Hop. Eğer bu şekilde x işaretini görüyorsanız dönüş yönleri zıt olacak. K dişlisi saat yönünde dönüyorsa L dişlisi saatin tersine dönecek. Yani bu tarafa doğru dönecektir diyoruz.
Şimdi yarıçaplarıyla orantısı tıpkı burada olduğu gibi aynı şekilde söyleyeceğiz. Örnek verelim hemen. Diyelim ki bunun yarıçapı r, bununki de 2r olsun, tamam mı? Daha büyük bir dişli olduğunu hayal edelim. Bu sefer büyük olanı döndürelim. Büyük olan 10 tur döndüyse, saat yönüne 10 tur döndüyse, k dişlisi hangi yöne kaç tur döner diye sorsun. Zaten dönüş yönü aynı olacak. Bu da saat yönüne dönüyor. Peki tur sayısı nasıl hesaplayacağız? Yarıçaplarının oranına bakıyoruz. R, 2R. Kaç katlık bir fark var? 2 kat. O zaman 2 katlık bir fark var diyeceğiz. Hemen not ettik. Ve diyoruz ki küçük olan çok döner. Peki ne kadar çok döner? 2 kat çok döner. Yani L dişlisi büyük olan 10 tur dönüyorsa, küçük olan R dişlisi, 2 kat küçük olan R dişlisi kaç tur döner? Tabii ki de 20 tur döner. Bu kadar basit. Geldik son dişli çark çeşidimize. L dişlisini görüyoruz. Şuna da K dişlisi diyelim. Tamam mı? En dıştakini. L dişlisi ile K dişlisinin merkezleri çakışık. Yani mıhlanmış. Mıhlandığı için bunlar aynı yöne dönerler. L dişlisi saat yönünde dönüyorsa K dişlisi de saat yönüne döner. Tamam mı? Tur sayıları da aynıdır. K dişlisi 5 tur dönüyorsa 5 tur. L dişlisi de içerideki küçük dişli de 5 tur döner. Özellikle bisikletlerde bunu görmüşsünüzdür, çakışık evet, şimdi de formüllerle nasıl çözeceğiz? Formülsüz çözümü anlattık. Formül şu gençler, çok basit. Tur sayısı çarpı yarıçap, tur sayısı çarpı yarıçap. Şurası birinci dişli için geçerli. Birinci dişli çark, tamam mı? Şunun için. Buradaki de ikinci dişli çark için geçerli. Hemen örnekleştirelim. Bunun yarıçapına r diyelim. Çizimler tam oturmamış ama şuraya da 3r diyelim. Tamam mı? Evet, hemen şuraya yapıyoruz. Şuraya 6 tur döner. Peki ikinci dişli çark hangi yöne kaç tur döner? Birinci dişli çark saat yönünde dönsün bakalım. Peki bunları nasıl bağlayacağız birbirine? Düz zincirle mi bağlayalım yoksa X mi yapsın? Düz zincirle bağlandığını düşünelim. Evet, zincirimizi şu şekilde çizdik. Diyoruz ki birinci dişli çark saat yönüne 6 tur dönerse ikinci dişli çark hangi yöne kaç tur döner? Çok basit. Önce formülsüz çözelim. Yarıçaplar arasında kaç katlık bir fark var? 3 kat. R, 3R. 3 katlık fark var. Küçük olan çok dönüyordu. 6 tur dönmüş hali çok. Büyük olan, yarıçapı büyük olan az dönecek. Ama kaç kat az dönecek? 3 kat. 6'yı 3'e bölerseniz ne çıkar cevabımız? 2 tur döner, cevap 2. Peki yönü nedir? Saat yönünde dönüyorsa düz bağlı olduğu için bu da saat yönüne döner. Şimdi formülle yapalım gençler. Bu 2'yi silelim. Tamam mı? Yeniden formülle yapalım. Tur sayısı kaçtır bunun? 6. Tur sayısı yerine 6 yazdık. Çarpı. Yarıçapı kaç? 1R yani 1 eşittir. İkinci dişliye geçtik. Tur sayısını bilmiyoruz. Soru işareti çarpı. Yarıçapı kaç? 3. İşte denklemimiz hazır. 6 eşittir. Soru işareti çarpı 3. Soru işaretini yalnız bırakacak olursak gençler, soru işareti eşittir 6 bölü 3. 6 bölü 3 de kaçtır? 2'dir. 2 tur döndü şeklinde bulabiliriz. Dediğim gibi formülle de çözebilirsiniz ama yarıçapların birbirleriyle oranına bakarak rahatlıkla çözebiliyoruz. Şimdi sorulara bakalım. 1998 yılının LGS sorusu. Bunu okulla çözdüğüm zaman öğrencilerim dedi ki, hocam sınav sistemi yine LGS. Yaklaşık 21 yıl geçmiş yine LGS sınavına gireceğiz dediler. Evet, bu da ilginç bir nokta tabii ki. Şekildeki sistemde 4 nolu dişli çark ok yönünde dönerse aşağıda verilen dişlilerden hangileri aynı yönde döner diye sormuş. Kolay bir soru, hemen bakalım. Şimdi 4. dişli çark saat yönünde dönüyor. Buna temas eden 3. dişli çark nasıl dönecek? Saatin tersine dönecek tabii ki. Çünkü temas eden dişliler, ardışık dişliler ters dönerler. Bakın ortasında çakışık olan, merkezi çakışık olan bir kasnak var. Kasnak konusunu birazdan anlatacağım ama dişli çarklardan hiçbir farkı yok.
Burada kayışla bağlanmış ve x yapmış. X yaptığı için gençler nasıl döner diye bakacağız. Şimdi öncelikle 3 nolu dişli çark saatle ters yönde dönüyorsa çakışık olan, bakın merkezleri çakışık olan ne yapıyordu? Aynı yöne döner. Şimdi merkezleri çakışık olduğu için bu kasnak da 3 nolu dişli çark gibi hangi yöne dönecek? Tabii ki saatin ters yönüne dönecek. Çakışık dişliler aynı yöne dönüyordu. Az önce söyledik. Şimdi bakalım bununla hangisi bağlı? Buradaki kasnak bağlı ve x yapmış. O zaman bu saatin tersine dönüyorsa bu kasnak hangi yöne dönecek? Saat yönünde dönecek diyoruz. 2 nolu dişli çark ile ortasındaki kasnak merkezleri çakışık olduğu için aynı yöne dönecekler. O zaman 2 nolu dişli çark da hangi yöne dönecek? Saat yönünde dönecek. Şimdi 2 ile 1 nolu dişli çark düz bağlanmış. Düz bağlandığı için ikisi de aynı yöne dönecektir. Yani 1 nolu dişli çark ne tarafa döndü? Saat yönüne döndü. Bize ne demişti? 4 ile aynı olanları sormuştu. 4 saat yönü, 2 saat yönü, 1 saat yönü. O zaman cevap ne oldu? Cebeci seçeneği. Bu kadar basit. Devlet parasız yatılılık 2005 yılının sorusuna bakalım. Şekildeki KLM dişlilerinden oluşan sistemde L dişlisi ok yönünde 2,5 tur döndürülürse. 2,5 tur döndürüyormuş gençler. Yazdık hemen üzerine. Kolay bir soru yine. K ve M dişilerinin son durumu nasıl olur? Şimdi yarıçaplarının oranına bakalım. K ile L'ye bakalım. Burası kaç? 2R. Burası kaç? R kadar. Aralarında kaç katlık fark var? 2 kat. Hemen yazalım şuraya. 2 katlık yarıçap farkı var. Pekala. Biz ne diyorduk? Az olan çok döner. Yarıçapı küçük olan çok döner. Yarıçapı küçük olan hangisi? K. Daha mı çok dönecek? Evet. Peki ne kadar çok dönecek? 2 kat çok dönecek. L dişisi 2,5 tur döndüyse 2,5'u 2 ile çarpar mısınız? 2,5 çarpı 2 yani 2,5'un 2 katı ne yapar gençler? 5 tur yapar. K dişisi 5 tam tur dönecek. M dişlisi, bakın bunun da 2R'ye R, yine 2 katlık bir fark var. L dişlisi daha büyük, M dişlisi daha küçük. O zaman kaç katlık fark var? 2 kat. 2,5'u yine 2 ile çarparsanız M dişlisi de kaç tur döner? 5 tam tur döner. Şimdi gençler M dişlisi bir tam tur dönerse yine aynı şekil olur mu? 2 tam tur dönse yine buraya gelecek. 5 tur dönse yine bir şey değişmeyecek. K dişlisi de aynı şekilde. 5 tam tur döndüğünde hiçbir şey değişmez. Yani başlangıçtaki konumuna geri döner. 5,5 tur dönse ya da işte 5,25 tur dönse gibi virgüllü sayılar yok karşımızda. Tam tur döneceği için cevabımız ne olur? Tabii ki de A seçeneği olur. Pozisyonlarını korurlar diyeceğiz. Evet, bir başka soru ama farklı tarzda bir soru. Zor mu? Değil. Bakalım hemen. Buna göre K dişlisi ok yönünde 8 tur diyor. Bakın hemen 8 tur yazalım. Saat yönünde 8 tur dönüyormuş. L dişlisi hangi yönde kaç tur döner? Öncelikle yönünü bulalım. Saat yönünde dönüyorsa ardışık dişli olduğu için, birbiriyle temas ettiği için ne yapacak? Saatin tersine dönecek. O yüzden dönüş yönümüz 1 olacak. Hemen eleyelim. D'yi eledik, C'yi eledik. 32 tur mu döner, 2 tur mu döner diye soruyor bize. Şimdi üst tarafa bakalım. K dişlisinin diş sayısı kaçmış? 48'miş gençler. Peki L dişlisinin diş sayısı kaçmış? 12'ymiş. Bunları yarıçap gibi düşünebiliriz. Diş sayısı çok olan daha büyüktür değil mi? Diş sayısı az olan daha küçüktür. Peki bunları yarıçap gibi düşünürsek sanki bunun R'si 48. Bunun da R'si 12 gibi düşünebiliriz. Peki kaç katlık fark var aralarında? 48'i 12'ye bölerseniz gençler kaç yapar? 4 katlık bir fark var. O zaman biz diyeceğiz ki küçük olan 4 kat daha fazla dönecek. Peki kaç dönmüştü bu büyük olan? 8 tur. L dişlisi 8 çarpı 4, 32 tur dönecektir gençler. O zaman seçeneğimiz ne oldu? A yani Ankara seçeneğini işaretliyoruz. Evet, 2003 OKS sorusu. Şekildeki otomobilin K çıkırı döndürülerek kaldırılabilmesi için sistemi oluşturan KLM basit makinelerinin dönüş yönleri hangisindeki gibi olmalıdır? Aslında bu soruda bilgilerle şişirerek örneğin çıkırın tanımını verir, dişçi çarkın, kasnağın tanımını verir. Bu şekilde soruyu şişirip şu anki LGS sistemine rahatlıkla uygulanabilir bir sorudur. Güzel bir soru. Hemen çözelim gençler.
Öncelikle bilinenden bilinmeyene doğru çözeceğiz. Bakın dişli çarklar, kas naklar gibi sorulardan önce soruda bilinenlerden yola çıkın. Şimdi bu arabanın yukarı kaldırılabilmesi diyor. Bakın burası bilinen kısmı. O zaman bu araba bu mıknatıs ile nereye kaldırılacak? Yukarıya doğru kaldırılacak. Pekala, gidiş yönü belli oldu mu? Evet. Şu ortadaki kasnak bu arabayı yukarı sarabilmesi için hangi yöne gitmesi lazım? Tabii ki saat yönünde sarması lazım. Bunlar çakışık olduğu için M dişlisi de hangi yöne dönmeli? O da saat yönüne dönecek. Peki M ile L dişlisi birbiriyle temas ediyor. Ardışık olduğu için zıt dönecek mi? O zaman L dişlisi saatin tersine döndü bile. Pekala, L dişlisi saat tersine dönerse ortasındaki çakışık olan şu kasnak çakışık olduğu için aynı yöne döner mi? Evet. Bu da tamam. Şimdi bununla da hangisi çıkrık bağlı? Tıpkı bulmaca çözer gibi bakın gençler, çok basit. O zaman bununla da bu bağlı ama nasıl bağlı? X yapmışlar, gördünüz mü? Buradaki X işaretine, yani ters dönecekler. L'nin ortasındaki kasnak saatin tersine dönüyorsa K çıkrığı hangi yöne dönecek? Tabii ki de saat yönünde dönecek. Birbiriyle ters dönmüş olacaklar. Şimdi gelelim seçeneklere. M dişlisinin dönüş yönü saat yönüydü. M ile başlayalım isterseniz. Bu olur. Saat yönünde dönüyor bakın. Saat şu şekilde döndüğünü düşünelim. Peki bu saatin tersi mi? Olmadı. Eledik. M dişlisinden ilerliyoruz hala. Saat yönünde döner. Olur. Bu da saat yönünde dönüyor. Bu da olur. Şu anda B seçeneğini eledik. L'ye bakalım. L dişlisi saatin tersine döner. Saatin tersini arıyoruz. Bu olur. Bu saat yönü olduğu için eledik. Zaten elemiştik daha önce. Saat yönü, saat yönünün tersini arıyorduk biz gençler. Bunu da elemiş olduk. C de gitti. Saat yönünün tersini arıyoruz. Bakın bu da saat yönü. O zaman bu da gitti. Saatin tersini aramıştık çünkü. Cevabın A olduğunu bulduk. Yine de K'ye bakalım. Ne yönüne dönüyor? Saat yönüne. Dönüş yönü, saat yönü. Doğru. Üçünün birden doğru olduğu seçenek A oluyor. Cevap Ankara. Evet, 2005 OKS sorusu yine. Şekildeki E dişlisi ok yönünde döndürüldüğünde K, L, M ve N dişlilerinden hangisinin dönme yönü E'ninki ile aynı olur? Dönme yönü E ile aynı olanı bulacağız gençler. Yine kolay bir soru. Dönüş yönünü soruyor. E dişlisi. Önce bilinenden başlıyoruz. Bilinen hangisi? Bilinen E dişlisi. Saat yönünde dönüyor. Ters temas ettiği için ters dönecek. Ortasında çakışık olan bir kasnak var. O zaman bu da aynı yöne dönecek. Kasnak düz bağlı olduğu için bunun dönüş yönü de yine saatin tersine. L dişlisi çakışık olduğu için o da saatin tersine dönecek. Birbiriyle ardışık bağlı olduğu için tersine dönecek. Yani saat yönü. Ortadaki kasnak da çakışık olduğu için saat yönüne döndü. Şuradaki X işaretine dikkat ettiniz umarım. Birbiriyle ters dönecek. O nedenle bu ortadaki kasnak bu yöne, en dıştaki de yine dış yöne dönecek. Kısacası soru köküne bakıyoruz. E'ninkiyle aynı olan, yani saat yönünde döneni soruyor bize. Bakıyoruz hemen, saat yönünde dönen M var. Cevabımız Denizli oldu. Bir başka soru, biraz daha zor soru. Dişlilerdeki harflerin ata olarak okunabilmesi için K dişlisi hangi yöne kaç tur döndürülmelidir diye soruyor. Şimdi yarıçapına bakıyoruz. R bölü 2. Bunun yarıçapına bakıyoruz gençler. 2R. Doğru mu? Arada kaç katlık bir fark var diye bakıyoruz hemen. Birinin yarıçapı 2, diğerininki 1 bölü 2. Doğru mu? Hemen matematik yapıyoruz. 2 çarpı payda kısmını ters çeviriyoruz. 2 bölü 1. O da ne yapar? 4 katlık bir fark var. 4 katlık fark var. Bu ne demek? Eğer biz K dişlisini bir tur döndürürsek, diğer dişliler, bağlı olan diğer dişliler yarıçapları 2R olduğu için ve daha büyük olduğu için bu sefer onlar kaç tur dönmüş olacak? Daha az dönecekler. Kaç kat az dönecekler? 1 bölü 4 oluyor. 4 kat az döneceği için 1 bölü 4 tur, yani çeyrek tur dönüyorlar. Tamam mı? O zaman biz bu A harfinin 1 bölü 4 tur döndüğünü hayal edersek şuradaki sivri kısmına bakalım. Ne yapar? Şuraya gelir değil mi? Eğer bir yönüne dönerse buraya gelir. İki yönüne dönerse A'nın sivri kısmı bu kısma gelecek. 1 bölü 4 döndüğü zaman. Peki bana yeter mi? Ben A'yı ne yapmak istiyorum? Tam düz hale getirmek istiyorum. Yani şu şekilde getirmek gerekiyor. O zaman bir tur döndürmek bize yetmez. Bir yönüne bir tur denilenleri bir tur dediği için eledim.
Bakalım şimdi B'ye bakalım. İki yönüne iki tur diyor. İki yönüne iki tur döndürürsek ne olur? Şimdi gençler, bir tur döndürürsek 1 bölü 4'ünü alıyorduk. İki tur döndürülürse 1 bölü 2'sini alacağız. Yani yarım tur dönmüş olacak. Tam tur dönse başladığı yere geri gelecekti. İki yönüne döneceği için nasıl dönecek gençler? Şu şekilde, yani düz bağlı olduğu için bu şekilde dönecek. Ve yarım tur döndüğü zaman bu sivri harf, yani A harfinin sivri kısmı şu şekilde buraya gelecek. 1 bölü 2 tur döndüğünde buraya gelir ve istediğimiz şey oluşur mu? Evet, A düzeldi. Pekala, diğerleri de buna zaten ardışık bağlı olduğu için ters yönüne dönecek. Şu yöne dönecek ama yine 1 bölü 2 tur döndüğünde T harfi düzelmiş olacak. Peki bu hangi yöne dönecek? Bu da onun tersine dönecek. Ve yine 1 bölü 2 tur döndüğü zaman ne olacak gençler? Yine A harfi sivri kısmı yukarıda olacak ve böylece ata kelimesi okunmuş olacak. Cevabımız bu sebeple Bolu seçeneği diyoruz. Evet, geldik kasnaklar konusuna. Kasnaklar hareketi birbirine kayışla aktaran düzeneklerdir. Bunlar hareketin dönme yönünü değiştirmek ve hızını arttırmak için kullanılır. Özellikle motorlu araçlarda dönme hareketini aracın diğer kısımlarına aktarmak amacıyla kasnaklardan yararlanılır. Evet, gördüğünüz gibi kasnaklar özellikle araba motorlarında, özellikle otomobillerin, otobüslerin, araçların motor kısımlarında sıklıkla kullanılır. Aynı zamanda patos adı verilen, tarlalarda kullanılan bir araç vardır, bir makine vardır. Bu makinede de yine kayış kullanılır. Yine özellikle otogarlara girişlerde bulunan bantlar, eşyaların taşınması için kullanılan bantlar yine kasnaklara örnektir. Pek çok kullanım alanı var gençler. Peki dişli çarklarla arasında ne fark var hocam diyecek olursanız, soruları çözerken hiçbir fark yok aslında. Aynı mantıkla, aynı formülle çözüyoruz. Sadece şu iki cümleyi söyleyebiliriz. Dişsiz dişli çark gibi düşünebiliriz biz bunları. Formüller aynıdır. Dişli çarklarda zincir, kasnaklarda ise kayış kullanılır. Başka hiçbir fark yok gençler. Hemen bir tane soru çözelim. K kasnağının dönüş yönü verilmiş. Bakın saat yönüne. Diğerlerinin dönüş yönünde siz bulun demiş. Burada X işareti var. Saat yönüne dönüyorsa bu da onun tersine dönecek. Evet, L dişlisi saatin tersine dönüyorsa düz bağlı olan M dişlisi ne yapacak? O da aynı yöne dönecek. Pekala, Muğla dişlisi ile Niğde dişlisi nasıl bağlı? Bakın X yapmışlar. Çarpı işareti var. Bundan dolayı ne yapacak? Terse dönecek. Bu saatin tersine dönüyorsa bu da saat yönüne dönecek. Seçeneklere bakıyoruz. L dişlisi hangi yöne dönüyordu? Saatin tersine. Saatin tersineyi bulalım. Yanlış. Saatin tersine olabilir. Saatin tersine olabilir. Yanlış. Eledik. Pekala, şu ikisi zaten aynı. Bakmaya gerek var mı M'ye? Bakmadık. Niğde'ye bakıyoruz. N dişlisi saatin tersine dönüyor. Saatin tersine mi bu? Düzüne dönüyor. O yüzden Bolu gitti. Geriye C kaldı. Saatin tersine dönüyor. Cevap ne oldu gençler? Cebeci seçeneği oldu. Evet, bir başka basit makinemiz. Evet, bir başka basit makinemiz vida. Vida, silindir biçimindeki bir çubuğu saran eğik düzlemden oluşan basit makinedir. Geçen seneki konu anlatımı videomu aşağıda açıklamalar kısmından linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada bir kağıt ve bir kalem kullanarak vidayı kendimiz oluşturduk. Videoyu izlerseniz bunu görebilirsiniz gençler. Vidalar genellikle iki veya daha fazla parçayı birbirine montajlamak için kullanılır. Vida döndürüldüğünde eğik düzlem şeklindeki dişler tutturulacak parçanın içinde dairesel olarak hareket eder. Böylece vida parçanın içine doğru ilerler. Vidalar nerede kullanılır diyecek olursanız, saatten gözlüğe, masadan büyük makinelere kadar pek çok yerde kullanılır vida. Hepimiz biliyoruz zaten. Ampullerin duya yerleştirilen dip kısmı döndürerek hareket ettiğimiz için yine vida örneğidir. Kavanozların ağzı da yine birer vida örneğidir diyebiliriz. Geliyorum hayatım. Evet, geldik formül kısmına. Vida için formül nedir hocam diyecek olursanız, öncelikle bu formülde geçen değişkenleri tanımlayalım. A dediğimiz şey adımdır. Peki adım nedir hocam diyecekseniz, benim adım 28,5 hoca. Tabii ki bu işin esprisi. Gençler, adım dediğimiz şey vidanın tahtada ilerlediği kısmıdır. Yani siz eğer vidayı bir tur döndürecek olursanız, vida tahtanın içerisinde küçük A kadar ilerler. Yani iki tane tırtık arasındaki
mesafe kadar ilerler. Bunu aklımızdan çıkartmıyoruz. Sadece bu bilgiyle bile soruları çözebilirsiniz. Ben Vita'dan soru beklemiyorum. Genellikle kitaplarda da soru sayısı çok azdır. Ama yine de anlatalım istedim. Burada P dediğimiz kısım yüktür. Bunu tahta gibi düşünebiliriz mesela. Eğer siz bu vidayı tornavida ile bir tam dur döndürürseniz tahtanın içerisinde vida tük A kadar ilerleyecektir. İlla formülleştirelim hocam diyorsanız eğer kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu diyebiliriz. Bakın F'yi buradan uyguluyoruz. Ve kuvvet kolu neresi? Bakın bir çember çiziyoruz aslında bunu uygularken. Yani çizdiğimiz bu çemberin çevresi 2 pi r olarak düşünülebilir. Kuvvet koludur. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Yükle ne kadar yol alıyor? A kadar yol alıyor. Formülümüz de bu ama dediğim gibi %99,9 formüle ihtiyaç duymayacağınız bir soru çıkacak. Çıkacaksa eğer hiç çıkma ihtimali çok düşük. Ve bunu da şöyle çözebilirsiniz. Eğer siz tam tur bir tam tur döndürürseniz vida küçük a kadar ilerler. Hemen şu soruya bakalım isterseniz bir tane soru çözmüş olalım. Vida adımı a olan bir ağaç vidası bir tahta yüzeyinde n defa döndürülürse h kadar ilerliyor. Bakın hemen yazalım buraya. N tur döndürülürse n tur h kadar ilerliyormuş. Pekala ne diyor bize? Vida adımı a bölü 4 olan. Bunun vida adımı kaçtı gençler? A. Şimdi bize ne diyor? A bölü 4 olsun diyor. Yani 4 kat azalt diyor. Sırtı daha az olan, 4 kat daha az olan bir vidadan bahsediyor. O zaman biz bunu ne yapacağız? 4 kat daha çok döndüreceğiz ki h kadar ilerlesin değil mi? Bakın siz bu vida adımını 4 kat azaltıyorsanız o zaman biz bunu yine h kadar ilerletmek için ne yapmamız lazım? N değil, 4n kadar döndürürsek h kadar ilerler. Ama diyor ki bana 3h kadar gitsin diyor. Hayda 3h kadar gidecekse o zaman bakın 3 katlık arttırdık. Şurası kaç kat arttı? 3 kat arttı. O zaman ne olacak mantıken? Ben 3h kadar yol ilerleyeceksem 4 çarpı 3 12n tur döndürmem lazım. Tamam mı? Bu şekilde soruyu çözdüğümüzde cevabımız E seçeneği çıkıyor. Bu lise sorusu tabii ki. Ama dediğim gibi ortaokul düzeyinde aslında vidalarla ilgili pek soru karşımıza çıkmıyor gençler. 5 seçenekli bir soruyu da böylece çözmüş olduk. Son olarak bileşik makineden bahsedelim. İki ya da daha fazla basit makineden oluşan sistemlere bileşik makine denir. Günlük işler yapılırken yapılan işin özelliğine göre çeşitli bileşik makinelerden yararlanılır. Bu araçlar iş yapmayı kolaylaştırır tıpkı basit makineler gibi. Örneğin meyve soyma makinesinde çıkrık, eğik düzlem ve vidadan oluşan bir bileşik makinedir. Bakın bir tane bileşik makine gösterelim. Düzenekte hangi basit makineler vardır demiş bize. Bakın burada üçgen şeklinde olan eğik düzlem. Şurada sabit makara var. Burada sabit makara var. Ve burada da ne var? Tabii ki de kaldıraç var. Peki bu düzenekler nasıl iş kolaylığı sağlar? Gençler eğik düzlem ne yapıyordu? Yoldan kaybettiriyordu. Kuvvetten kazandırıyordu. Peki sabit makaralar ne işe yarıyordu? Uygulanan kuvvetin yönünü değiştiriyordu. Yoldan ya da kuvvetten kazanç sağlamıyordu. Geldik şu kaldıraç tipine, destek ortadan. Hemen kuvvet koluna bakıyoruz. Kuvvet kolu kaç birim? 2 birim. Yük kolu kaç birim? Tabii ki 1 birim. Kuvvet kolu daha büyük olduğu için kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makine olarak bu kaldıracı da görüyoruz. Evet, bu şekilde yorumlayabiliriz. Umarım faydalı olmuştur gençler. Basit makineler ünitesi bitti. Fizik üniteleri, basınç gibi, elektrik gibi. Bunlar nedir? Öğrencilere zor gelen konulardır. LGS'de de çıkan sorularda özellikle buralarda çocuklar zorlandığı için sizin zorlandığınız kısmı iyi yapmanız demek, diğer öğrencilere fark atmanız demektir. Umarım videolar işe yaramıştır. Hepinize başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.